Bakım esnasında trafo bölümünde temizlik çalışmaları yapılır. Öncelikle üst taraftan hava tutulur. Bu şinklerin üzerinde ve trafonun üzerinde bulunan bütün tozlar, özellikle XLP'lerin ve kabloların üzerinde de olan, tavanda olan bütün tozlar aşağı doğru indirilir. Burada kompresörünüz varsa kompresörle daha iyi bir şekilde sonuç alırsınız. Ama enerji kesildikten sonra genelde jeneratör veya işte akülerden yardım alarak bu cihazları çalıştırıyoruz. Sonrasında yağ çözücü bir kimyasal içeren sıvıyı işte genelde contaların ve bu şiklerin altına yağ kaçıran taraflarına doğru sıkıyoruz. Ve burada yağın yumuşamasını bekliyoruz ki hemen yumuşuyor zaten, sıkar sıkmaz görüyorsunuz. Bunu normal suyla yapsak bu şekilde olmuyor. Bu yağlı suyu sıktığımızda hemen yumuşatmış oluyor. Bu şekilde trafonun üstünü temizliyoruz. İşte bu şinklere kadar, XLP'ler, kablolar, trafonun üzerinde higienleşme deposu varsa eğer, hepsi temizlenmiş oluyor. Yani tertemiz bir şekilde bunu getirmemiz lazım. Elektrik tozu ve pisliği sevmez. Gördüğünüz gibi XLP'leri, ark boynuzlarının olduğu tarafları, bunu tamamen tertemiz bir şekilde getirmemiz lazım. Bundan sonraki işlem yere inen tozların alınması işlemi. Bunun için bir süpürge yardımıyla yerdeki tozları, pislikleri tamamen bitirene kadar alıyoruz. Bu yaptığımız işlemlerin aynısını hücre bölümünde de yapıyoruz. Oranın alt tarafında, hücrenin üst tarafındaki tozları alıyoruz. Ve yani içerideki genel temizliğin hepsini yapmış oluyoruz. Bunları bitirdikten sonra işte trafonun altında olan pisliklerin silinmesi, işte bu şink kapamaların silinmesi, temizlenmesi, ondan sonra yerine takılması işlemi var. Burada gördüğünüz eski bir trafo, yani çok kirli bir trafoydu. Bunu temizlemeye başladığımızda çok zorluk çektik. Çok da toz yuttuk ama gördüğünüz gibi yani şu şekle getirene kadar bayağı bir zorlandık. Görüyorsunuz trafo bayağı temiz oldu. Bunların dışında testlerimizi de yaptık.